Bu videoda Hititlerden bahsedeceğiz. Hititler milattan önce 2. bin yılın başlarında günümüzde Anadolu'ya yerleşmeye başlayan ve sonunda büyük kısmını fetheden bir topluluk. Hitit kelimesi eski ayitte geçiyor ve bu kelime biraz incelemeye değer. Çünkü bu kelime Hititlerin işgal ettiği bu bölgeden geliyor. Hatti olarak bilinen bu bölgede Hattiler olarak bilinen halk yaşamaktaydı. Ancak Hititler burayı fethederek Hattilerin yerini alıyor ve Hatti ülkesine yerleştikleri için Hititler olarak anılıyorlar. Bunlar Hint-Avrupa halklarından olarak düşünülüyorlar. Bu dünya tarihinde sıkça duyacağınız bir kelime. Hint-Avrupa. Çünkü dil bilimciler pek çok modern dilin köklerinin erken Hint-Avrupa dillerine dayandığını buldular. Dil bilimsel yapılarına bakarsak bu Hint Avrupa dillerini ya da erken Hint Avrupa dillerinden türeyen dilleri konuşan pek çok halk olduğuna inanılıyor ve bu da Yunanca ile bağlantılı dilleri de kapsıyor. Burada Latinceden bahsediyoruz. Germen dillerinden bahsediyoruz. Ki buna Latinceden son derece etkilenmiş ama temelde bir Germen dili olan İngilizce de dahil. Yine Kelt dilinden bahsediyoruz. Hatta Farsça, Hintçe, Bengal dilleri gibi daha doğudaki dillerden de bahsediyoruz. Bunların hepsinin pek çok ortak noktaları var ve bu durum bir dönem hepsi Kafkas bölgesiyle bağlantılı bir grup insan olduğuna dair kanıt oluşturuyor. Ve burada gördüğünüz harita insanların nasıl yayıldığına ve sonunda hepsi farklı ama son derece bağlantılı diller konuşan farklı halklara nasıl ayrıldığına ilişkin bir model gösteriyor. Yani milattan önce 4000 yılında insanlar burada Güney Rusya'daki bu bölgedeydiler. Kafkaslar hemen burada. Ve sonra milattan önce 2500'e gelindiğinde buradaki turuncu bölgeye yayıldılar. Milattan önce 1000 civarına gelindiğinde ise daha da yayılmışlardı ve Hititler de buradaki halklardan biri. Çünkü hemen burada Anadolu'ya yerleştiklerini biliyoruz. Şimdi Hititler hakkında Antik Mısır ya da Mezopotamyalılar kadar çok şey bilmiyoruz. Ancak önemli bir uygarlık olduklarını biliyoruz. Buradaki zaman çizelgesine bakarsanız, bu dönemde ortaya çıkan çeşitli uygarlıkları görebilirsiniz. Şimdi ikinci Bin yılın ortalarından sonuna kadar olan dönemi konuşuyoruz. Yani Milattan Önce 1700. Milattan Önce yazmayı unutmuşum, onu hemen yazayım. Hemen aşağıdaki çizgilerde ise bu dönemlerde var olan çeşitli uygarlıkları görüyoruz. Burada milattan önce 1600 civarında ortaya çıkan ve milattan önce 1100'e dek süren Yunanistan'daki Miken uygarlığı var. Yine milattan önce 1550 civarından milattan önce 1100 civarına dek süren Mısır'daki Yeni Krallık var. Antik Mısır'a bakarsanız zaten Eski Krallık, Orta Krallık ve tabii ki Yeni Krallık diye ayrılan dönemleri var. Bu arada Mısır'daki Yeni Krallık çok önemli. Çünkü bu dönemde Hititlerin en önemli rakiplerinden biri olacaklar. Yeni Krallık Dönemi çoğu zaman Mısır İmparatorluğu olarak adlandırılır çünkü Antik Mısır'ın en güçlü zamanıdır ve bunu burada kahverengi renkte görebilirsiniz. Lacivert renkte olan Hitit Uygarlığı ise 2. bin yılın başlarında bu bölgeye yerleşmeye başlıyor ve 1600 yılına gelindiğinde Eski Hitit Krallığı var. Sonra M.Ö. 1400'e geldiğimizde Yeni Hitit Krallığı geliyor ve bu da genellikle Hitit İmparatorluğu olarak biliniyor. Bu dönemde Hititler gerçekten gücünü göstermeye başlıyor. Dikkat ederseniz güçlerini göstermeye Mısırlılarla hemen hemen aynı dönemde başlıyorlar. Buradaki harita 14. yüzyıl civarında bölgenin nasıl olduğunu gösteriyor. İşte kabaca bu bölge hakkında konuşuyoruz ve gördüğünüz gibi pek çok uygarlık gücünün zirvesinde. Mitanni krallığını burada görüyorsunuz. Burada da Orta Asur İmparatorluğu var. Mezopotamya hakkında konuşurken onlardan da bahsediyoruz. Ve burada da Kasitlerin yönettiği Babil'i görüyorsunuz. Kasitler, Amoritleri yöneten Hammurabi ve onun hanedanlığından sonra başa geldi ve onların Hititlerle bağlantıları olduğunu birazdan göreceğiz. Umarım bu bilgilerle dönemi biraz daha iyi anlamışsınızdır. Bunların hepsi Tunç Çağı uygarlıkları. Çoğu için en son teknoloji ürünü olan şey bronz, yani tunç. Bronz da bakır ve kalayın alaşımıyla yapılıyor ve bundan silah, alet ya da takı yapılabiliyor. Hititler hakkında ilginç olan şey demiri ilk kullanmaya başlayan uygarlıklardan biri olmalarıdır. Demir biraz daha fazla teknoloji gerektiriyordu çünkü demiri eritebilmek için ocağın daha sıcak olması gerekiyordu. Hititler bilindiği kadarıyla demir kullanabiliyorlardı. Ayrıca çok iyi savaş arabası sürüyorlardı. Bu bir Hitit arabasının nasıl görünüyor olabileceğine dair bir resim. Demir kullanımı ile savaş arabalarının varlığı Hititlerin imparatorluk kurmalarını sağlayan unsurlardan biridir. Evet. Hititler diğer birçok halkla çatışmaya girmişlerdir. Aslında burada bu resimde gördüğünüz halkların birçoğu ile çatışmaya giriyorlar. Hititlerin ilk defa önemli bir şekilde bir yerleri fethettiğini milattan önce 1595'te görüyoruz ve bu da Eski Hitit Krallığı dönemi. Bu çok bilinen bir şekilde Hamurabi'nin hanedanlığını, burada Babil'deki Amorit hanedanlığını sona erdiriyor. Hititler M.Ö. 1595'te Babil'e gidiyor ve şehri ele geçiriyorlar. Ancak oradaki iktidarlarını devam ettiremiyorlar ve geri dönmek zorunda kalıyorlar. Kendi ülkelerinde bir dağılma girişimi başlıyor. Ancak bu Amoritlerin sonu oluyor ve sonunda bir başka grup Kasitler bölgeyi ele geçiriyorlar ve onları da burada gri renkte görebilirsiniz. Burada yüzlerce yıllık bir dönem hakkında konuşuyoruz ve bazı şeylerin birbiriyle ilişkilerini anlamamız önemli. Bu arada bu imparatorlukların tek çoğunu gördüğümüz Orta Doğu ve Mezopotamya'daki bu bölgeye Levant da deniyor. Bu İtalyanca'daki yükselmek anlamına gelen Levante kelimesinden geliyor. Çünkü Romalılar için ya da Avrupalılar için yani Batılılar için burası güneşin doğduğu, yükseldiği yer. Yani kısaca Doğu Akdeniz. Devam edelim. Milattan önce 14. ve 13. yüzyıllarda Levant'ta bütün bu uygarlıklar varken birden düşüşe geçiyorlar ve milattan önce 12. yüzyıl civarına denk gelen bu döneme genel olarak Tunç Çağı Çöküş Dönemi deniyor. Videonun başında biraz bahsetmiştik. Hititlerin başlıca rakipleri Mısırlılardı ve bu durum özellikle 14. ve 13. yüzyılda geçerliydi. Yani her ikisinin de oldukça güçlü imparatorluklar oldukları dönemde. Mısırlılar burada Günümüzdeki İsrail ve Lübnan'a doğru, bu bölgeye doğru ilerliyorlar ve Hititler de kuzeyden, Anadolu'dan günümüzdeki Suriye'ye doğru yol alıyorlar. Ve bu bölgede bir dizi çatışma ortaya çıkıyor. Ve en ünlülerinden ve önemlilerinden biri milattan önce 1274'te gerçekleşiyor. Kadeş Savaşı. Kadeş, Mısırlılar ve Hititliler arasında birçok kez el değiştiren bir yer. Bu dönemde Mısır'da en büyük Mısır firavunu olarak kabul edilen ikinci Ramses var ve Mısır'ın hükümdarı olarak Kadeş'i tekrar ele geçirmek istiyor. Kadeş Savaşı hakkında önemli olan şey şu. Bu savaş taktiklerin, stratejinin ve birliklerin oluşumunun kayıtlarına sahip olduğumuz en eski savaş. Savaşta 50 bin üzerinde askerin savaştığını biliyoruz. Ayrıca bu savaşın en azından bilebildiğimiz kadarıyla dünya tarihinde en geniş anlamda savaş arabası kullanılan savaş olma ihtimali de var. Ve Kadeş Savaşı'nın sonucuna gelirsek berabere diyebiliriz. Savaşla ilgili kayıtların çoğu Mısırlılardan geliyor. Hititlerden kalan Kadeş Savaşı ile ilgili önemli bir kayıt yok ancak bu kayıtların bize yine de pek çok bilgi verdiklerini söyleyebiliriz. Ancak savaşın kendisinin önemli olmasından başka, yani bu dönemde savaşların savaş arabalarıyla ve çeşitli taktiklerle nasıl yürütüldüğüne ilişkin bu detaylara sahip olmamızdan başka önemli bir şey de, Kadeş Savaşı'ndan 16 yıl sonra M.Ö. 1258'de yapılan Mısır-Hitit Barış Anlaşması. Bunun önemli olmasının nedeni bazı kaynaklarda tarihteki ilk barış anlaşması olarak anılmasıdır. Bu bilgi kesin olmadığı için biz şimdilik bu antlaşmaya dünyanın bu bölgesinde imzalanan bildiğimiz ilk barış anlaşması diyelim ve geçelim. İşte burada da anlaşmanın Hititlere ait versiyonu var. Anlaşmaya geçmeden önce hemen bu diğer resimlerin de ne olduğunu söyleyeyim. Bu Hititlerin başkenti Hatuşa'da bulunan bir Hitit rampası. Bu da bazı Hitit yeraltı tanrılarının resimleri. Ama yine de unutmadan söyleyelim, Mısır'la karşılaştırdığımızda Hititlerle ilgili tüm bilgilere sahip değiliz. Antlaşmaya geri dönersek, buna Kadeş Antlaşması denmesine rağmen antlaşmanın kendisi doğrudan Kadeş'e değinmiyor. Bu halklar birbiriyle neredeyse 100 yıldan fazla bir süredir çatışıyordu. Yani bu anlaşma sadece Kadeş Savaşı'ndan bahsetmek için değil, iki büyük imparatorluk arasında kalıcı bir barış yapalım demek için imzalanmıştı. Anlaşmada ilginç olan bir başka şey de Hatuşa'da bulunan ve Hititler'den günümüze kalan kayıtlar var ve ayrıca Mısırlılardan gelen benzer kayıtlar var. Bu Mısırlılardan gelen bir kayıt ve Akadca yazılmış ki bu onların konuştuğu dil değil. Akadca semitik bir dildi ve Akadlar çivi yazısı kullanıyorlardı. Hatırlarsanız bu Sümerlerden kalma bir uygulama. Aynı anlaşmanın çatışmanın her iki tarafından farklı yazılarla yazılmış olması ilginç. Şimdi size küçük bir kısmını okuyacağım. Tabii ki ekranda Türkçe gördüğünüz metin orijinal değil, çeviri metin. Evet, okuyalım. Aramızda daimi olarak iyi kardeşlik ve iyi sulh kurdum. Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasındaki münasebetlerde iyi kardeşliğin ve iyi sulhün tesisi için şunları söylüyorum. İşte Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasındaki münasebete gelince ezelden beri Tanrı onlar arasında düşmanlığa müsaade etmediğinden antlaşma ebedidir. Büyük kral Mısır memleketi kralı Rea Maşeşa Mai Amana güneş ve fırtına tanrılarının münasebeti gibi öyle ebedi bir münasebet tesis etti ki o aralarında daima düşmanlık yapmaya mani olur. Burada ebedinin altını çizelim. İddialı bir kelime. Devam edelim. Mısır memleketi kralı, büyük kral Rea Maşeşa Mai Amana, gümüş bir tablet üzerine kardeşlik haddi memleketi kralı, Büyük Kral Hattuşili ile bugünden itibaren aramızda iyi sulh ve iyi bir kardeşlik tesisi için bir muahede yaptı. O benim kardeşimdir, ben de onun kardeşiyim ve onunla daima sulh halindeyiz. Bize gelince Bizim kardeşliğimiz ve sulhumuz evvelce Mısır memleketi arasındaki sulh ve kardeşlikten daha iyi olacaktır. Bak, Mısır memleketi kralı Büyük Kral Rea Maşeşa Mayi Amana, Hatti memleketi kralı Büyük Kral Hatuşili ile sulh ve kardeşlik halindedir. Bak, Mısır memleketi kralı Rea Maşeşa Mayi Amana'nın oğulları, Hatti memleketi kralı Büyük Kral Hatushile'nin oğulları ile ve kardeşleri ile sulh ve dostluk daimidir. Onlar da bizim gibi kardeş ve sul halindedir. Mısır memleketi ile Hatti memleketi arasındaki münasebete gelince, onlar da bizim gibi daima kardeşlik ve sul halindedirler. Aslında bu sadece metnin bir parçası ve anlaşmanın tamamı oldukça ilginç. Mısır-Hittit Anlaşma Metni ya da Kadeş Anlaşması diye internette arama yapıp tüm metni bulmanızı öneririm. Tam metinde birbirlerine nasıl yardım sağlayacaklarına, çatışmaları sonlandıracaklarına dair daha fazla ayrıntıya giriyorlar. Onları da okumak ilginç olabilir. Burada önemli olan şey şu. Barış anlaşmaları, askeri taktikler gibi modern görüşlerin bazıları aslında tarihin derinliklerine gidiyor. Bu bulabildiğimiz en eski kanıtlardan biri. Ancak daha fazla şey keşfedildikçe daha eski kanıtlar elde edebileceğimizi sanıyorum.